Merhabalar, doğa sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Raziye İçtepe. Depremin 11. günündeyiz bugün. 6 Şubat'ta 10 ili etkileyen iki büyük deprem yaşadık ve bu deprem sonucunda sevdiklerini, yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Umarım bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Bu hafta biraz depremdeki o dayanışmayı ve yardımlaşmayı konuşmak istiyoruz. Ve bunun için de Doğa Derneği'nden arkadaşlarımla birlikteyiz. Hemen hızlıca sizlere onları tanıtmak istiyorum. Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuğba Kılıç bizlerle birlikte. Aynı zamanda görsel iletişim sorumlusu Gökçe Sümerkan, gönüllü koordinatörümüz Nurdan Kan, sulak alanlar koordinatörümüz Burçin Ferhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hepiniz. Merhaba, hoş bulduk Merhaba, Razi. hoş bulduk. Hoş bulduk. Doğa Derneği belki daha önce hiç duymayanlar için böyle küçücük bir başlangıç yapmak istiyorum dinleyenler, izleyenler için. Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan türleri ve ekosistemleri korumak ve bunların devamlılığını, yaşamlarını garanti altına almak için çalışmalar sürdüren uluslararası bir sivil toplum kuruluşu. Ve bu sivil toplum kuruluşu olarak kendimiz deprem haberini aldıktan hemen sonra alandaki yaşananlara nasıl destek olabiliriz? Bu desteğe nereden başlayabiliriz? Nasıl organize olalım? Ve bu süreç boyunca neler yaptık? Bu çalışmalardan çıkardığımız dersler neler? Bu konular hakkında biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü artık doğa olayları günümüzdeki yaşam biçimlerimizin değişmesi sebebiyle bir afete dönüşüyor. Afet algısına dönüşüyor ve bu afetler her geçen gün artacak. Ve bu durumlar karşısında hepimizin teyakkuz halinde olması, hepimizin refleks göstermesi ve organize olması gerekiyor. Organize olma süreci derken biraz burada sözü Nurdan'a vermek istiyorum. Nurdan, biz depremin hemen haberinin hemen arkasından nasıl organize olduk? Nasıl süreci başlattık? Biraz bu konu hakkında bilgi verebilir misin bize? Tabii. Yani şöyle, depremin olduğu 6 Şubat Pazartesi sabahı bizim rutin ekip toplantımız vardı ve pek çoğumuz daha deprem haberini yeni almıştık o anda. Yani bambaşka gündemlerimiz vardı hepimizin iş planında birbirimizle paylaşacağımız. Ama tabii bu haberle birlikte ne yapacağımızı bilemezdik. Bir şekilde o toplantımızı yaptık. Çünkü bir yandan da henüz o noktada depremin etki alanıyla ilgili nasıl bir büyüklükte olduğu ile ilgili çok da fazla fikrimiz yoktu. Ya tabii hani 7 üzeri bir deprem olduğunu bildiğimiz için hani çok şiddetli bir durum olduğunun farkındaydık. Yani zaten ben mesela böyle bir durumda doluyorum çünkü zaten 17 Ağustos depremini Adapazarı'nda yaşamış bir insanım. Böyle kaldık ilk başta ne yapacağımızı bilemeden. Sonrasında böyle o günün ilerleyen saatlerinde olayın büyüklüğünü daha fazla gördükçe hepimiz böyle ne yapabiliriz, neresinden tutabiliriz diye düşünmeye başladık. Bir anda ikinci deprem oldu. Onunla birlikte daha da fazla sarsıldık hepimiz. O çaresizliği daha fazla hissetmeye başladık. Zaten sosyal medya inanılmazdı. Yani insanlar enkaz altından yerlerini, konumlarını bildirip destek istiyorlardı. Bunu yaşamak gerçekten çok zor herkes için. Normalde böyle bir çalışma bizim konumuz olmadığı halde bir şeyler yapmak zorundayız diye bir harekete geçme ihtiyacı hissettik. Sonrasında yeniden bir araya gelip ilk arkadaşlarımızla ne yapalım, biz ne yapabiliriz, nasıl destekleyebiliriz diye konuşmak istedik. Bu konuşma esnasında birinin söylediği şey bizi harekete geçirdi aslında. Tabii hepimiz yapıyorduk yani bir şekilde orada tanıdığımız insanlara ulaşıp nasıl olduklarını öğrenmeye çalışıyorduk ama bir yandan da iletişim kurmak da istemiyoruz. Yani orayı meşgul etmek de istemediğimiz için çok da böyle hani çekimsel bir hareket o. Dicle'den ben mesaj atıyorum dedi. Ve insanlara nasılsın diye sorduğumda bir de hani o hatırlanıyor olmak, o anda yalnız olmadıklarını hissetmek iyi geliyor dedi. O zaman biz de bunu yapabilir miyiz diye kendi aramızda konuşup böyle bir karar verdik ve
Bildiğiniz gibi zaten telefonlarla da konuşmamak gerekiyordu. Sadece mesajlaşarak iletişim kurmak gerekiyordu o dönemde. Biz de kendi veri tabanımızdan o bölgede yaşadığını kayıtlı olan kişileri Doğa Derneği'nin üyeleri, gönüllülerinin listesini çıkartıp yaklaşık 250 kişiye kendi aramızda kişileri görüşerek mesaj yoluyla ulaşıp ne ihtiyaçları olduğunu, nasıl olduklarını sorduk. Tabii bu da çok böyle hani sormak da yeten bir konu değil. Sonuçta evet bazı insanlar iyiler, atlatmışlar o durumu. Bizim sesimizi duymak, varlığımızı bilmek iyi geliyor ama sonrasında tabii ihtiyaçlar ortaya çıkınca bu sefer bu ihtiyaçları nasıl karşılık vereceğiz konusu ortaya çıktı. Sosyal medyamızın gücünü orada kullanmaya çalıştık. Kurumlara ulaşmaya çalıştık. Bilmiyorum, ben bu kısımlara çok da fazla girmeyeyim. Aslında başka arkadaşlar da buralardan devralırlar konuyu. Ama şunu söylemek istiyorum. En azından yaklaşık 150 kadar kişi vardı listemizde ulaştığımız. Ama zaman içerisinde bu kişiler bize başka insanları da yönlendirdiler. Çok daha fazla insana ulaşmış olduk. Farklı kaynaklardan onların ihtiyaçlarını talep etmeye çalıştık. Yani yine yaklaşık 5000 kadar kişinin ihtiyacını karşılamak üzere bu çalışmamız etki etti. Kimi zaman umutsuzlukla oluyor mu bu iş, yapabiliyor muyuz? Kimi zaman birisinin bir ilacını temin etmesine yardımcı olduğumuz zaman büyük bir sevinçle geçirdiğimiz bir süreç oldu. 10 gün oldu. Hala ihtiyaçlar devam ediyor. Biz de bu çalışmayı yapmaya devam ediyoruz. İletişim çalışmaları arasında listeyi kendi aramızda paylaşıp o insanlarla iletişim bir şekilde işte SMS üzerinden, WhatsApp üzerinden haberleşmeye çalıştık. Ve haberleştiğimiz kişiler eğer hani başkalarına yardım edebilecek durumdalarsa bizlere de destek olmaya çalıştılar. Oradaki ihtiyaçların hangi konumda olduğu, neler olduğunu bize ilettiler. Bir olay var. Gönüllülerimizden birisi alanda artık hani kendi durumu ve yakınları iyi, alandaki diğer insanlara destek olmaya çalışıyor. Bir çağrıya çıktık onun gönderdiği bilgiler kapsamında Twitter üzerinden ve çağrımız bir anda her yere yayıldığını söyledi ve bu işte gerçekten çok bazı şeyler kelimelerle anlatmak çok zor. Hani dedi ki bu kadar çok insana ve bu kadar çok kişiye çağrıda bulunduk ama hani buna ilk hemen dönüş yapan ve sizin yaydığınız iletişim yöntemleriyle etkileşim almaya başladı ve bize hemen geri dönüşler oldu. Sorunumuz çözüldü, çok teşekkür ederiz şeklinde geri dönüşler başladı. Bu çok güzel bir şey çünkü insanlar size gerçekten güveniyor ve sizin sorunlarınızı hani çözebileceğinizi düşündükleri için içinde etrafında bir anda yaymaya başlıyor sizin iletişimlerinizi, iletişim bilgilerinizi. İşte Doğa Derneği'nden şu kişiye ulaşın, hemen sorunlarınıza destek olmaya çalışıyorlar, çözmeye çalışıyorlar, bir yol bulmaya çalışıyorlar diye. Bu da bizim için gerçekten yaşadığımız o alanda yani çok küçük bir dokunuş da olsa bir şeyler yapmak adına çok çok mutlu eden süreçler. Bir taraftan da sürekli elbette ki sosyal medya çalışmalarımız var. Biraz sonra Burçin de bahsedecek bundan. Bu esnada hepimizin önüne düştü. Hepimiz Twitter'da yattık kalktık, WhatsApp gruplarında geceledik. Ve önümüze sürekli hem ihtiyaçlar hem de bu ihtiyaçlara destek olacak kişilerin iletişim bilgileri düşüyor ve bu iletişim bilgilerini birbirleriyle buluşturmaksa en zor işlerden birisi. Gökçe bu anlamda bize çok destek oldu bu sürecin o parçasında. Gökçe biraz senden dinleyebilir miyiz o kısmı? Yani şöyle bir şey yaşadım ben depremin ilk günlerinde. Yani sosyal medyada ve WhatsApp gruplarında, Telegram gruplarında önümüze düşen pek çok ilanda, yardım paylaşımlarında, yardım çağrılarında. Yani herkes bir kurumu etiketleyerek paylaşıyor. Orada telefon numarası, adres var. Yani bunu sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Ama fark ettim ki bir süre sonra herkes bunu paylaşıyor ama kimse o numarayı aramıyor. Yani biraz
veri tabanımızdaki gönüllüleri, üyeleri aradıktan sonra da bir cesaret geldi. Ve o numaraları aramaya başladım ve yani hiç bilmediğim bir insandan, hiç bilmediğim bir yerden bir ilan görüyorum Twitter'da. Yani mutlaka biri aramıştır yani diye düşünüp bir arıyorum ki hani hiç kimse aramamış ve karşıdaki insan çok şaşırıyor. Ah, benim numaramı nereden buldunuz, siz kimsiniz gibi cevaplar aldık. Yani bu benim için çok etkileyici oldu. Bir idrak yaşadım burada. Yani bir ortak vicdana paylaşılan bir bilgi var. Herkes arayabilir ama hani kimse aramamış. Gördüğümüz yardım çağrılarında adresler, telefonlar, her şey var. Biz bunları aradık elimizden geldiğince ve böyle bir metot geliştirdik. Öncelikle bu bilgilerin teyit edilmesi lazım. Ne zaman paylaşılmış, kim paylaşmış? Önce bunları teyit ettik. Telefonla aradık, insanların ihtiyaçlarını sorduk. Gerçekten hala o ihtiyaçlar güncel mi? En önemli şeylerden birisi buydu. Ve insanlar tabii ki sizi duydukları için çok mutlu oluyorlar ve onların bir yardım eli uzattığı için de mutlu oluyorlar. İkincisi de onlara yardım getirecek bölgedeki işte yardım dağıtan noktaları bulmak. Yani bunların şu an bir haritası yok. Daha edatmıyorum ilk günlerinde hiç kimse kim gitmiş oraya hiç kimseyi bilmiyoruz. O yüzden biraz yöntemler denedik. Yani özellikle işte STK'lar, odalar, işte yerel örgütler, siyasi partiler hepsi birbirleri içerisinde bir iletişim kurarak o bölgelerde erzak yardımlarının işte o noktalara ulaşmasını sağlayıp dağıtımlarını yapmaya başladılar. Tabii ki bunların güncel bilgileri hiçbir yerde paylaşılmıyor. Mecburen hepsini tek tek sayfasına girip, Twitter sayfasına girip çünkü orada hep numaralarını paylaşmışlar. Biz şu an şuradayız, şöyleyiz diye. Onlardan nerede olduklarına dair irtibat numaralarını öğrendik. Ve daha sonra yaptığımız şey ise iki ucu birbirine bağlamak. Yani ihtiyacı olan birisi var Samandağ'da, şu mahallede ve Samandağ'da bir yer buluyorsunuz yardım dağıtan ve onları birbirine bağlamaya çalışıyorsunuz. Çünkü yardıma ihtiyacı olan kişi aslında iki sokak altında öyle bir yardım dağıtıldığını, bir aşevi olduğunu farkında değil, bilmiyor. O bilgi ona ulaşmamış. Yani bizim uzaktan yapabileceğimiz en sağlıklı şey yani böyle kurumları etiketleyerek paylaşmak yerine en mikro ölçekte, en sağlıklı yol tüm bu bilgileri teyit edip oradaki ihtiyacı olanla ihtiyacı karşılığını birbirine bağlamak ve bununla da hep görüşme yaparak yani gerçekten Samandağ'da işte o ilçede hangi kişi var onun telefonunu bulup işte şurada şu sizin iki mahalle arkanızda şöyle birisi var. Siz oraya yardım götürebilir misiniz? Yardım götüremem derse o kişiye, yardıma ihtiyacı olan kişi, sizin iki sokak altınızda böyle birisi var. Siz oraya gidip gidebilir misiniz diye birbirlerini bilgileri birbirleriyle paylaştırdık. Bu mikro ölçekte yapabiliriz. En sağlıklı şey oldu. Tabii şeyleri ararken, yardım yapan kuruluşları ararken hani çok zorlandık. Ben bazı teknikler, yeni teknikler geliştirdim. Google'da mesela işte ne bileyim altın özünde, Hassa'da hani kim gitmiş bilmiyorum ve şöyle yazıyorum. Hassa, deprem, yardım, götürdük gibi kelimeler yazıyorum. Çünkü yardım götüren kuruluş bunu mutlaka sosyal medyada internette paylaşmıştır ve haberde mutlaka bu kelimeler geçmiştir diye düşündüm. Hassa'daki mahallelere yardım ulaştırmaya çalışırken işte Yozgat Belediyesi'nin oraya bir yardım yaptığını okudum. Hemen Yozgat Belediyesi'ni aradım. Oradan birinin iletişim bilgisini aldım. İşte şeye ulaştım. Hassa'daki Selçuk Bey'e ulaştım. Ve sonra oradan Hassa'daki diğer bağlantıları oraya bağlamaya başladım. İşte statta şurada şöyle yardımlar dağıtılıyor diye. Bunlardan biri de Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu. Karşılaştım haberlerden birisi. Çorum'daki Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı ile müsait kurum seçmişler birbirlerini. Avusturya'daki insanlar para toplayıp Çorum'daki bu vakfa paralarını aktarmışlar. Ve onların Samandağ'a yardım yapacağını yazıyordu haberde. Hemen Çorum'u aradım. Dedim siz böyle bir şey yapacakmışsınız. Evet dedi işte bana oradan bir numara verdi. Ben orada Samandağ'da işte eğitim sene götüreceklermiş. Eğitim sene binasına. Oradaki birinin numarasını verdi. Onu aradım. O dedi ki ben dedi orada değilim. Başka birinin numarasını verdi. Sonra dördüncü kişi olarak gerçekten Samandağ'da orada erzak dağıtılan o noktanın telefonunu buldum. Cüneyt Hoca.
Cüneyt Hoca ile konuştuk. İşte ben oraya bağlı köylerdeki ihtiyacı olan insanların listesinin bende olduğunu, hepsinin teyitli olduğunu, aktif görüştüğümü söyledim. Lütfen bana ulaştırın dedi. Biz onlara işte ulaştırmaya çalışacağız dedi. Ve böyle böyle bir sürü bağ kurduk. Yani bir de herkes o kadar böyle... Yani aradığım her telefon, ihtiyacı olan da, ihtiyaçları karşılayan da herkes mutlaka o telefonları açıyor. Aynı zamanda açamasalar bile mutlaka yarım saat, bir saat sonra dönüş yapıyorlar. Ne lazımdı, niye aradınız, ne oldu falan diye soruyorlar. Mutlaka o bağ kuruluyor. Mutlaka o yardımlar ulaşıyor. Yani bizim uzaktan yapabileceğimiz en sağlıklı, en küçük ölçekte yapabileceğimiz en sağlıklı şey bu. Ben şu an Trabzon'dayım. Dün Antakya köyde, merkeze bağlı bir köydeki birine ilaç ulaştırmaya çalışıyoruz. Ben buradan birine yazdım. Bana bir numara geldi. Ona yazdım. Siz buraya ulaştırabilirsiniz. Dedi ki ben Erzurum'dayım. Hemen dedi Ordu'daki arkadaşıma söylüyorum dedi. Ordu'daki arkadaşı Antakya'yı aradı. Yani bir bilgi tüm Türkiye'yi dolaşarak Antakya'ya ulaştı. Ya inanılmaz şeylere de tanık oluyoruz. Müthiş bir yardımlaşma, müthiş bir iyilik. Yani gerçekten kelimelerin kifayetsiz olduğu bir an, insanlara yardımlaştırabildiğimiz bir an. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler. Özellikle anlattığım bilgiler iğneyle kuyu kazmak gibi. İşte kendi aramızda konuşuyoruz. Deprem oldu. Gerçekten gözle görünür fay hatları oluştu. Yerlerde yani 3-4 metre toprak parçası yer değiştirdi ve bu süre içerisinde o toprak da yara aldı. Orada yaşayan insanlar da yara aldı. Peki o toprak kendini nasıl iyileştirmeye başladı? Çünkü olur olmaz hemen tekrar bir iyileşme süreci başlıyor. Gökçe'nin anlattıkları biraz bana o iyileşme sürecinin başlangıcını hatırlattı. Tıpkı işte oradaki kopan mantarların, toprak altındaki mantarların bağları nasıl koptuysa ve tekrar bağlanmanın bir yolunu aramaya çalışıyorsa şu an ve bağlandıysa Gökçe'nin de anlattığı bir iletişim ağlarımızla, bağlarımızla tekrar birbirimize bağlanmayı, tekrar o iyileşme sürecini hatırlattı. Bu esnada çok ilginç şeyler elbette yaşıyoruz. Sevinçli, hüzünlü şeyler, hüzünlü olaylar. Bu noktada... Şey çok kıymetli. Yani bir insanı aradık deyip yanına tik atmak değil süreç. Kesinlikle bu yöntemi benimsemedik. Aradık ve bu iletişimimiz onun ihtiyacı sağlanana kadar takip ettik. Bu noktada biraz böyle Burçin'e söz vermek istiyorum. O da tıpkı Gökçe gibi, Nurdan gibi ve diğer arkadaşlarımız gibi sürekli telefonda ve destek çağrılarına cevap veren arkadaşlarımızdan oldu. Seni dinleyebilir miyiz biraz Burçin? Tabii. Doğa Derneği gönüllü ağında başlayan bu iletişim süreci daha sonra gönüllülerimizin bize bölgedeki depremzedelerin iletişim bilgilerini vermesiyle genişledi. Buradan da bahsettiği gibi. Biz ilk başta gönüllülerle başladık ama sonrasında bu bölgedeki insanların ihtiyaçları neler? Bu ihtiyaçlar devam ediyor mu? Tamamlandı mı? Neler yapabileceğimize bakmaya başladık. Ve bir noktadan sonra Doğa Derneği'nin çalışanlarından daha geniş bir ağda kurduğumuz koordinasyon masasına dahil olan insanlar oldu. Yani Antakya'da, Maraş'ta, Adıyaman'da olmasa bile İstanbul'daki başka arkadaşlarımız bize oradaki akrabalarının, dostlarının depremden zarar gören insanların iletişim bilgilerini vererek onları ihtiyacı karşılayan insanlarla buluşturmamızı sağladı. Bu zamana kadar biz Doğa Derneği sosyal medya hesaplarından özellikle Twitter'dan 120 adet yani son 10 günde 120 tane tweet paylaşımında bulunduk. Bunların %99'u bölgedeki depremden zarar gören insanların ihtiyaçlarının neler olduğunu, yaşadıkları il neresi, ilçe neresi, bu ihtiyaçların bize ulaştığı gün ve tarih ne,
Bunların bilgisini derleyerek paylaşımlarda bulunduk. Özellikle il ve ilçelere hashtag koyarak bu tweetlerin görünür olmasını sağlamaya çalıştık. Gökçe'nin bahsettiği gibi bilginin teyit edilmesinin önemli olmasının yanında bu bilgilerin güncel olması da önemliydi. Bu sebeplerle bizle iletişim halinde olduğumuz insanlarla her gün herhangi bir saat olmaksızın 24 saat boyunca iletişim kurmaya çalıştık. İhtiyaçların hala devam edip etmediğini sorduk ki biz bunları hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de ihtiyacı karşılayan insanlarla paylaşırken en güncel bilgiye ulaşmasının önemli olduğunu fark ettik. Çünkü eğer o ihtiyaç karşılandıysa biz oraya yönlendirdiğimiz dostlarımızın zaman kaybı yaşamamasını önlemeye çalıştık. Bu 120 tweet'in 12 tanesi aynı zamanda bölgedeki hayvanların alandan alınmasıyla alakalı tweetlerdi. Onların haklarını gözeten tweetlerdi. Bir yandan da yani hayvanların hakkıyla alakalı tweetlerin devamlılığını sağlamaya çalıştık. Aynı zamanda bu tweetlerden bir tanesi de Doğa Derneği'nin bir koruma projesi olan Yavaş Dükkan üzerinden bir yardım destek çağrısını içeriyordu. Bu çağrı kısa ve uzun vadeli olarak planladığımız bir çağrıydı. Derneğin merkezi İzmir'de de olduğu için ilk aşamada burada hazırladığımız ihtiyaç paketlerinin İzmir'e göç eden, depremden zarar gören insanlara ulaştırılması üzerineydi. Hem çocuk ve yetişkinlere yönelik iş çamaşırı paketi, hem bebeklere yönelik bezler, hem de kadınlara yönelik pedlerin olduğu bir ihtiyaç paketleriydi bunlar. İşte ilk aşamada kendi imkanlarımızla İzmir'e göç eden depremzedelere bu paketlerin ulaştırılmasını sağlıyoruz. Diğer aşamada da daha uzun vadeli ve bu ihtiyaçlar çok uzun süre devam edeceği için deprem bölgesindeki gönüllüleriyle bu paketlerin ulaştırılmasını sağlayacağız. Buradaki çaba aslında bize şunu gösterdi. Biz bu konuda deneyimli değiliz. Önemi yok. Önemli olan elimizden de geliyorsa yapabilmekti ve uzaktan ekibimiz Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde, İzmir'de, Adapazarı'nda, Ankara'da, Trabzon'da uzaktan da olsa bu kurduğumuz koordinasyon masasıyla insanlar için neler yapabileceğimizi deneyimlemiş olduk. Önemli olan bir yandan da bu çabaydı ve biz daha önceden İzmir depremini ve İzmir yangınını deneyimlemiştik ama bu bizim için uzaktan neler yapılabileceğini görmek açısından da iyi bir deneyim oldu. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Çok teşekkürler. Bu süreçte iletişimin her halini denedik destek olabilmek için. Bununla ilgili aslında biraz daha bütün süreci hem öncesinde hem esnasında hem de sonrasında yaşadığımız bu dayanışma halini, iyilik halini biraz Dicle Tuba'dan dinlemek istiyoruz. Bu konuyla ilgili, süreçle ilgili bilgi paylaşabilir misiniz bizlerle? Teşekkürler Raziyeciğim. Şimdi tabii geçtiğimiz 11 gün olağanüstü bir dönemdi tüm Anadolu için, hepimiz için ve hep birlikte tüm ülke olarak, hem sivil toplum olarak, hem devlet birimleri olarak aslında afetlere karşı ne kadar hazırlıksız olduğumuzu birebir bu gerçekle, daha doğrusu hazırlıksız olduğumuz gerçeğiyle yüzleştik. Ki bu afetleri ilk kez yaşayan bir ülke değiliz. Deprem, yangın, sel vesaire, bunların hepsi bu ülkede olağan şeyler, olması da muhtemel şeyler. Tabii ki Anadolu tarihindeki en büyük, özellikle hani ardı ardı iki büyük bu şiddette depremin olması çok beklenen, çok olası bir şey olmasa da depremin gerçeğini bildiğimiz, sonuçta Anadolu plakası aslında görece genç bir oluşum, altı kaynıyor, dolayısıyla hareketli bir toprak parçası, kara parçası. Biz de bu harekete göre yuvalarımızı, yaşamımızı, kendimizi hazırlamak zorundayız. Bu hazırlığı hala yapmamış olduğumuzu bir yandan gördük, bir yandan da aslında
Şimdi burada dakikalardır anlatılan, işte Gökçe'nin, Burçin'in anlattıkları, biz işte sade bir vatandaş olarak ama örgütlü bir kurum olarak aslında nasıl fark yaratabileceğimizi gösteren bir örnek. Burada hepimiz deprem bölgesinden çoğumuz uzakta, elimiz kolumuz bağlı hissettik belki ilk günlerde. Fakat aslında bir telefon ve bir internetle ne kadar büyük bir organizasyon yapabileceğimizi ve işte 150-200 kişiyle başlayıp binlerce kişiye dokunacak bir seferberliğe işte 10-15 kişilik bir ekiple neden olabileceğimizi biz de bilmiyorduk. Bunu yaşayarak, deneyimleyerek öğrendik ve aslında dayanışma dediğimiz şeyin bir koordinasyon meselesi olduğunu işte ve çok aslında basit ilişkilerle, ağlarımızı kullanarak, iletişim metotlarını, sosyal medyayı kullanarak çok daha hızlı bir şekilde sonuç alınabileceğini birebir aslında biz deneyimlemiş olduk. Normalde ilk günler ben hep şunu düşünüyordum. Ya biz kimiz? Biz kimiz ki ya? Biz bir doğa koruma örgütüyüz. Bir avuç insanız. O bölgede değiliz. Yıllarca orada çalıştık ama şu anda aktif olarak orada değiliz. İmkanımız yok, paramız yok. Biz nasıl bir etki yaratabiliriz? Yani biz bu kadarcıkken bile bu kadar insana ulaşıp destek olabiliyorsak neden diğer kurumlar daha iyisini yapamıyor diye düşünüyordum. Şu an öyle düşünmüyorum. Şu an tam tersini düşünüyorum. Ben neden derseniz de aslında küçük olmanın veya büyük olmanın meselesi değil bu. Hızlı karar alma ve hızlı hareket edebilme meselesi bu. Kaç kişi olduğumuz önemli değil. 15 kişi de olabiliriz. 15 bin kişinin çalıştığı bir kurum da olabiliriz. Ben Ankara'da yaşıyorum. Buradaki pek çok arkadaşlarım veya Doğa Derneği vesilesiyle tanıştığım kişiler de işte bu aslında yardım götürmekle görevli kurumlarda çalışan kişiler. Kurum isimlerini vermeyeceğim. Ama bu kişilerden duyduğum hep aynı söz. Yukarıdan aşağıya karar alma mekanizmaları o kadar yavaşlamış durumda ki hızlı bir şekilde organize olup bu yardımları ulaştırmakta zorlanıyoruz. Paramız var, hızlıca gerekli ihtiyaçları almakta zorlanıyoruz. Çok yavaşız ve hızlandıramıyoruz. Yıllar içerisinde biz meğersem ne kadar karar alma süreçlerinde kötü bir noktaya gelmişiz. Söylemi çok yaygın bir söylem. Dolayısıyla burada çok paranız olabilir, binlerce çalışanınız olabilir ama hareket edemiyorsanız bu imkanları hızlı bir şekilde ihtiyaç sahipleriyle buluşturamıyorsanız hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla bizler aslında bu podcast'i yapma sebebimiz de o. Bizlerin kim olduğu, bizlerin uzmanlığının ne olduğu ve ne kadar küçük örgütler olduğumuz, dernekler veya bir topluluk olduğumuzun aslında hiçbir önemi yok. Önemli olan bizler hızlı bir şekilde karar alıp birlikte iyi bir koordinasyon sağlayıp ilerleyebiliyor muyuz? Bu deprem bize aslında azın, çoğun, küçüğün, büyüğün bütün kavramlarını algısının aslında değiştiği, bize bunu gösterdiği bir fenomen oldu açıkçası. Ve bundan sonra aslında burada hep de söylendi ama biraz Gezi'yi de hatırladık. Neden? Çünkü çok farklı kimliklerde kimliklerin bir buluşması ve o da bir çeşit dayanışmaydı. Çok farklı bir kulvarda olsa da. Dolayısıyla burada da aslında pek çok kimliğin arkada bırakılıp sadece yardıma, dayanışmaya, somut olarak bir yaşamın destekçisi olmaya odaklandık hep birlikte. Bunu toplumca yapabileceğimizi gördük. Sivil toplumun tekrar Türkiye için ne kadar kritik önemi olduğunu ve aslında ne kadar da güçlü olduğunu birebir yaşamış olduk. Şimdi buradan artık aldığımız bu derslerle bizim için hiçbir şeyin aynı olmaması gerekiyor. Tekrar eski hayatımıza dönmediğimiz bir sonraki
afetlere nasıl hazırlanacağımız, bu ta şu anda o bölgedeki işte deprem sonrası oluşan molozlara ne olacağından, o bölgede yeni bir hayatın, yeni bir mimarinin nasıl oluşacağı ve daha da önemlisi nasıl denetleneceğinden, bizim deprem vergisi gibi vergilerimizle ne yapıldığının hesabını sormaktan, sivil toplum olarak biz burada daha iyi nasıl organize olabilirdik? Bari demiyorum artık da, çünkü sivil toplum zaten üstlenecek belli ki bundan sonra bütün dünyada da bu işleri. Çünkü tek bir merkezden karar alındığı, tek bir merkezin yönettiği bir sistemle bu dünyada, bu gezegenimizde artık iyi bir yaşamın sürmesi mümkün değil. Bunu her afette de, her başımıza gelen kötü olayda da birebir yaşıyoruz. Dolayısıyla artık bize yavaş yavaş bunları konuştuğumuz, bunlara hazırlık yaptığımız, güç daha da organize bir şekilde bir araya geldiğimiz bir dönem bekliyor. Ve bunun için hepimize görevler düşüyor. Bu arada biz şu an 5 kişiyiz burada ama bu işi yapan çok fazla ekip arkadaşlarımız, üyelerimiz, gönüllülerimiz, gönüllü olmayan, alanda iletişim kurmakla başlayan bir gönüllülerimiz de var tabii ki. Onların da herkesin eline, emeğine sağlık. Buradan onlara da teşekkür etmek istiyorum. İşte Tuba'nın da söylediği gibi aslında deprem coğrafyasındayız ve bu bir doğa olayı, sürekli olacak, yeniden yaşayacağız. Binlerce yıldır yaşanıyor ve tekrar yaşanacak. Bu doğa olayını felakete çeviren bizlerin doğayla olan bağlarının kopmasıyla kurguladığımız yaşam biçimleri aslında. Ve bu yaşam alanlarımızı, ekosistem üzerindeki etkilerimizi düşünerek kurgularsak bu doğa olaylarından en az etkilenecek şekilde geçmişte nasıl yaşamlar kurgulanmış, bunların örnekleri mevcut. Umarız bu sohbetimizde başka kurumlara, başka kuruluşlara, kişilere ilham verir ve iyiliği hep birlikte çoğaltırız. Çünkü biz bir deneyim yaşadık ve bu hem iletişim anlamında hem yaşadıklarımız anlamında bu deneyimimizi paylaşmak istiyoruz. Bunun için bir podcast yapmak istedik. Ve özellikle tekrar Burçin'in, Nurda'nın çağrısını da buradan yenilemek istiyorum. Doğa Derneği'nin bir girişimi olan Yavaş Dükkan bu alandaki insanlara destek olmak için, deprem bölgesindeki insanlara destek olmak için bir destek çağrısında bulundu. Sizler de bu desteğin bir parçası olmak isterseniz yavaşdükkan.net adresini ziyaret edebilirsiniz. Çok teşekkürler bilgilerinizi ve deneyimlerinizi paylaştığınız için. Herkesin eline, emeğine sağlık.